Arkadaşlar selam, nasılsınız? Dersler ve şunlar bittikten sonra açıkçası ben günlerce hiçbir şey yapmıyorum. Malak gibi bilgisayarın başında oturup dizi izliyorum deli gibi. Şimdi birazdan hazırlanıp spora gideceğim. Öncesinde de terzi elbise vermiştim. Onları alacağız. Çünkü bugün salı. Cuma günü mezuniyet var. Bakalım elbiselerim terzide nasıl olmuş. Onları deneyip görürüz. Sonra da spora geçeriz. Akşam 9.45'te de Kodur Ayva toplantısı var. Ona yetişmem lazım. Ben bir hazırlanayım da çıkayım hızlıca. Yolda görüşürüz artık. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Yerde böyle oldu arkadaşlar. Ya çekme beni. Arkadaşlar yarın saat 9.30'da mezuniyetimiz var ve şu an biz cübbelerimizi ütülüyoruz. Sıkıntı. Neden 9.30? Sayın okulumuz neden 9.30? Yani sabahın 7'sinde kalkacağız, hazırlanacağız da okula çıkacağız bir daha. Yani zor. Okula laf atma. Neden laf atma? Oğlum mezun değilsin daha şu an. Hani ne diyeceğim, sadece neden 9.30 diye sorguluyorum. Bunda bir sıkıntı mı var? Abi neyse, bir şey diyecek miyim? Demeyeceğim. Demek yalan şükürle. Seni gideceğim. İşte pratik karşım işte bir anda. Sen jilet gibi yapabildin mi? La ben lan ütümü. Yok. Ütümü getirmesem sanki cübbesini ütüleyebilecek de bana şimdi laf atıyor orada. Bulurduk bir şekilde. Nereden buraya? Bulurduk. Neyse arkadaşlar bir şunlarla uğraşalım, sonra görüşürüz. Hepinize günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Yani efendim aşkım günaydın. Aşkım. Aşkım. Vallahi arkadaşlar çok zor uyandım. Yani gerçekten Zehra asker gibi depemde dikilmese ben uyurum yani, asla gidemezdim. Yani sabah 7.30'da neden el ağab, yani neden 7.30'da, ne 7.30 ya? Neden 9.30'da bir mezuniyet olur? Az bakar mısınız bizim bu yüzümüzün gözümüzün şişliği? Ne olacak ya? Ne olacak? Allah Allah ya. Ya neden 9.30 ya? Neden? 10.30'da başladım. Hadi çok mu başlatmak istiyorsunuz erken mi? 10.30 olsun. Neyse sinirlenmeyeceğim, sövmeyeceğim. Hemen bir üstümü değiştireyim. Saçımı bir yapacağım, bir şeyler yapacağım bakalım. Yani. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere makyaj öncesi yüzümüze makyaj hazırlıyoruz. Zogukan gibi alıp ben yapıştırmıyorum böyle. Saat 9.30'da başlayacağım şeyine. Ben böyle şey gibiyim ha. Sarhoş gibiyim. He ya, bak gene sinirlendim ha. Cidden ya, neden? Sen yapış sen de. En enerjik bir çakıl bize de. Dubai doğru. Çakıl az önce kudurmuştu. Çakıl bak, oralarda bir şeylerin üstüne sıçma. Geç bu tarafa. Aşkım. Gel senin ayaklarına da nemlendirici süreyim. Ne? Nemlendirici. Senin ayaklarına krem sürüyor. Neyse arkadaşlar, ben gideyim kendime bir kahvesi yapayım, ondan sonra görüşürüz. Yandaki sessiz. Yandaki sessiz mi? Benim güzel kızım ne yapıyormuş? Annesi mezun mu olmuş? Ha? Anne. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ha, siz Türk kahvesi mi içiyorsunuz? Fitre mi? Ne James? Fitre. Yapmadım sen fitre. Kuş diye. O fitre içiyormuş.
Ben Fikri, ben burada kapatıyorum arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi hazırlandım. Saçımı belki Vigo ile bir tık daha kuruturum. Ya da böyle kalır bilmiyorum yani. Saçımı da kendim yaptım sabah şey çıktıktan sonra. Yeter ya, bence iyi oldu. Zaten elbisem böyle. Boydan zaten gösteririm size. Şimdi kızlar hazırlanıyor. Birazdan çıkacaklar. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi içeri girdik. Baki'ye doğru gidiyoruz arkadaşların yanına. Ya saçları böyle içime sindi gibi de sinmedi gibi de çok emin değilim. Bilemiyorum. Neyse çok da önemli değil artık bu saatten sonra. Zaten saat 9'u şu an 20 falan geçiyor. Az önce figenler gelmişti. Ya siz ağır ağır ne geliyorsunuz? Hızlı gelsenize. Adamımızın kadın var. Bak bizi gerginlikten çıkarma. Ben şu an neden gereksiz bir şekilde gerginim bilmiyorum. Bizimkiler nerede? Benim mezuniyetim bizimkiler nerede? Şu an herkes içeri giriyor. Ben anlamış değilim. Bizimkiler de içeri girdi herhalde. Neyse önce bir içeri girelim bakalım da. Duruma göre çıkarız. Arkadaşlar birazdan kapatacağız. Hoca şu an sunum yapıyor. Sunucu gelmemiş. Bizim hocalar sunuyor. Değişik sabah. Hayır, sen bu sefer bitiremeyeceğim. Bitirmemi istiyor musun gururlamamı? Tamam. Öyle yani. Heyecanlı mıyız? Hayır. Mutlu muyuz? Yok be. Ceren zaten yol yorgunu. Yavrum nasıl yer, nasıl ayakta ben inanmıyorum. Helal olsun kardeşim sana. İşte mesela böyle bir azdım. Bu okulu bitirmek için bu kadar azmetmedim. Ha, bitiyor mu? Neyse arkadaşlar sonra görüşürüz yine. Kendinize iyi bakın. Beste Kemaloğlu, Ceren Taşkent, Eren Erdem, Figen Şimşek, Harun Aykar, Rıfat Kan Gürüksü, Rıfat Şafak Güneş, Uslu Gönenç Beyaz. Mühendislik yeminini ve kapatma törenine geçiyoruz. Mühendislik yeminini yaptırmak üzere Sayın Doçent Doktor Aysun Taşlı Çelebi'yi kürsüye davet ediyorum. Geldiniz demek istiyorum. Evet sevgili mezunlarımız, şimdi mühendislik yeminini edeceğiz. Hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Evet. Evet, başlıyoruz o zaman. Bana verilen mühendislik unvanına. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Evet, artık yemin ettiniz arkadaşlar. Bugün
Mezunlarımızı tekrar tebrik ediyoruz. Katılımlar için tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Sizleri bölümümüzde bugün saat 11 ile 1 arasında yapılacak olan velileri de akademik personelimizin tanışma kokteyline davet ediyoruz. Sonunda mezun olduk. Yaparsınız arkadaşlar hadi. Yaparsınız hadi. Hadi topuklar buluşsun lütfen. Fotoğraf faslından çok bir şey anlayamadım açıkçası. Oha, daha ne anlamadın? Bilmiyorum ya, hiç fazla fotoğraf çekinmemişiz gibi geliyor bana. 3 milyon falan. Tabii. Çok bilmiyorum, içinde hiç güzel çıktığım yokmuş gibi geliyor var bana. Işte. Neyse, sıkıntı yok arkadaşlar. Cübbe bizde zaten. Okul burada. Biz de buradayız. Hazırlanırız. Birçok bir şey yok zaten. Gelir bir daha çekiniriz. Aynen öyle. Haftaya da hukuk fakültesinin varmış. Oraya kaynarız. Tamam, biz şimdi bölüme geçeceğiz birazdan. Sonra görüşürüz. Allah aşkına yani, hanım hanım yürü dedik, elbise giydi o kadar. Sanki kavgaya gider gibi, fıldır fıldır yürüyor. Fıldır fıldır da değil, haldır uldur. Bir dön bakayım. Ay, çok duygulandık. Video çekiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi o beynimizi eden, hayatımızı karartan ama her şeye rağmen çabalayıp bitirdiğimiz mühendislik fakültesi işte burası. Görünmüyor şu an. Sonu da bitti. Sol. Hı? Burası Zehra'm. Canım fakültem, canım fakültem. Abi bizler buradaymış zaten. Kokteyl var arkadaşlar. Ice tea yiyip simit, ice tea yiyip simit yiyoruz. Zehra şuradan bir tane simit ye bari. Olur. Nereye gideceksiniz sonra? Bilmiyorum, bir yere gider oturabiliriz. Bizimkilerle yemek falan yiyebiliriz. Tamam, siz gidin, görüşürüz sonra. Tamam. Aa, bunun önünde bize çekinelim. Eren nerede ya? Dur bakalım. Biz var seçelim. Yemeğe geldim. Yiyeceğim. Kahvaltı yapmamıştım. Ben şey içeceğim. İçeceğim mi? Dön çorum. Gel selam ver. Sabahtan beri şey yemem. Kim benim? Fark ettim. Ben kazandım. Aylık 20 bin lira maaş yazınca. Bilmez ki. Öncüden gidip referans isteyeceğim. Aylık 20 bin lira maaş istiyorum. Hadi gel konuşalım. Ben de. Ben tipi de alsın. Yapacaksın seni. Aynen. Şurada bak, internetler yazıyor. 1-0-0-0-1. Mezun olduk be. Olduk mu? Çok konuşmayın. Bitti. Sonunda bitti arkadaşlar. Sonunda bitti. Fotoğrafları bir gruplarım. Arkadaşlar akşam bir tane drive atın ya da herkese istersen bir drive oluştur. Tamam. Herkes kendiki fotoğraf. Sonunda bitti. Sonunda bitti. Yani biteli bayağı olmuştu da biz bir saatlerdir zilyon tane fotoğraf çekindik. Yani 500 tane telefona 5 tane sadece WhatsApp kaldı. Aynen, geri kalan bütün uygulamaları sildik. Şu an benimkin de hafızası her an dolacak, doldu. Artık buradan kurtulmuyor. Kurtuluyor muyuz? Kurtuluyoruz.
çıkmasaydık keşke. Yani evet, birazcık dolu dolu geçseydik daha da güzel olurdu okul hayatında ama ne yapalım, pandemiye denk geldi, bir şekilde bitirdik. Şimdi gerçi benim bir stajım kaldı. Stajım bittikten sonra bitiyor. Zehra çoktan mezun oldu. Evet ya. Böyle yani Zehra 3 gündür giremiyor. Sonra ben niye giremiyorum diye bakıyor. Sonra da anladı ki mezun olmuş. Mezun olduktan sonra. Çünkü millet diyor ki yok mezun olmak için hocaya mail atacakmışım. Ya ben mezun olmak için hocaya niye mail atayım? Hayır ya? Hocaya mail atmayacaksın. Bölüm sekreterliğine işte ya. Tamam aboneliği koyayım. Bölüm sekreterliğine işte dilekçe verip işte o diplomanı almak için hazırlıkları başlatmanı isteyeceksin diye bir şey demişlerdi de bilmiyorum, demek ki öyle bir şey yani yokmuş. Yani ÖBS'den mesaj gelmişti ama sadece koşullu dersi kalan öğrenciler için falan filandı. Ben diyorum öyle bir şey yok. Hilal diyor var. Yok diyorum. Al Hilal. Var mıymış yok. Yok. Mezun oldum işte. Hiçbir şey yapmadım. Aynen. Neyse biz de şimdi Eren gitti. Figen ailesiyle Harun'la Ceren yemek yiyor. Biz onların yanına geçiyoruz. Şafak da gitti. Diğerleri de zaten çoktan gitti. Şimdi Harun'la Ceren'in yanına geçeceğiz. Ondan sonra eve geçeceğim. Üstümü değiştireceğim. Çanta hazırlayacağım. Akşam İstanbul'a geçeceğiz. İstanbul'da parti hard. Bir mezuniyet kutlaması yapmayalım mı? Burada Zehra yok. Zehra bugün ulvi görevini harika bir şekilde yerine getirdi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi bütün arkadaşlarım zaten full teşekkür etti. Sevap point kastı ayaküstü. Hadi iyisin. Hadi cennetin kapısını aralat. İnşallah. Allah yakın. Amin kardeşim. Amin. Beste adım parti diyecek. Ben de evde depresyona da devam. Depresyon depresyon yok. Mutluyuz bugün. Bir sabah bende bir şeylik vardı da. Bak sabah bende bir şeylik vardı. Geldi resmen terörist. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Hayır terör falan estirmedim. Sadece ya bilmiyorum bir şeylik vardı üzerinde. Ben de anlamadım. Ağlayınca rahatladım. Evet ağlayınca, annemi görünce ağlayınca rahatladım. Annem keşke olsaydı. Yani annem gelseydi güzel olurdu yani. Neyse annemi görüntüsü aradı Ceren, her şeyi ben gösterdi zaten. Her şeyi de video kayıt altına aldı, Zehra koşturuyor bir orada buraya. Salonda bir köşedeyim, bir öbür köşedeyim. Ay diyorum buradan güzel bir menezir, ben şu tarafa geçeyim. Koşuyorum yani. Arkadan biri video çektiyse orada koşan geri mekanı benim. Çok özür dilerim. Çünkü ben de şöyle, ben işte ilk önce birinci öğretim sonra ikinci öğretim girecek zannediyorduk. İkimi hepimizi aynı anda aldılar. Ve hep isim sırasına göre söylüyorlardı. Biz hani birinci öğretimden girecek sonra biz gireceğiz diye arkada takılıyorduk mal mal. Sonra baktık herkes bir anda çıkıyor. İsim listesine göre söylüyorlar. Sonra işte gittik, ben arkada kaldım tabii. Sonra önümdekine diyorum ki şekilim benim boyum görünmüyor diyorum. Ben kısayım diyorum, ben görünmüyorum diyorum. Sonra oradan çıktım, en öne geçtim. En öne geçti yani, arkada hiç görünmüyor. Görünmüyor, olsun videoda görünmüyor. Kafaların arasından şu kadar çıkıyor. Yani zaten şu kadar, önümde de hep erkekler kaldı uzun uzun. Şey yapmıyorlardı. Neyse sonu bitti. Arkadaşlar koyu bitti artık. Maalesef. Gerçi benim daha bitmedi, ben bir daha geleceğim de. Niye? Ben bir hafta sonra LAB'a geleceğim. Ha, doğru. Bir hafta sonra LAB'dayız arkadaşlar. Kodurayı için bitmiyor bizim ben de işlerimiz. Ben almaya geleceğim. Aynen. Öyle o zaman akşam görüşür müyüz? Akşamdan önce de görüşebiliriz. Sonra görüşürüz. Bay bay.